Selamlar arkadaşlar, Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtımı oynanış videosuyla daha karşınızdayız. Bu bölümde yine desteklerden Yink'le oynayacağız. Bundan bir iki bölüm önce Kaan'da oynadım oyunda. Biliyorsunuz geri zekalı bir Yink'imiz gelmişti. Yink nasıl oynanır göstereceğiz. Ki bir de çok çok kolay bir karakter. Yani gösterilecek hiçbir haltı yok. Yani şeyi göstereceğim. Ne kadar kolay bir şeyi yapamadığını göstereceğim o arkadaşın. Tamam, oyuna yeni başlamış olabilir, bilmiyor olabilir, yaşı ufak olabilir, becerisi olmayabilir. Ama gözünü seveyim kardeşim, tek yapman gereken bu karakteri sadece Q'ya basmak. Amına koydumun Q'suna basmak yani. Yani küfür etmek istemiyorum ama sadece bu karakterde olan Q. Ben tabii ki sonuna kadar kasmadım, şu an rotasyonda olduğu için. Direkt hızlıca bastırdım, şu odak merceği elindeki saldırı aynasını çarpıyor. 5 tane böyle arka arkasına patlayan ışın atıyor bu ablamız aynanın içinden. İllüzyon aynasıyla eğer o 5 ışını da aynı rakibe denk getirirseniz biraz zor bir şey ama normal verdiği hasarın üstüne 200 hasar daha veriyor. Birazcık da hasarını arttırıyor destekçi olduğu için. Hayat takasıysa sağ tuşu bıraktığı o illüzyonları sağ tuşa bastığında normalde onları kırıyor elindeki aynayı ve onlar düşmanı kovalayıp yanlarda patlıyorlar bayağı böyle kamikaze dalış yapıyorlar. Onun yerine hemen şöyle hızlıca göstermek gerekirse işte bir tane kopya açıyorum. Şöyle bastığında etrafta düşman yok tabii, kendi kendine bum. Ama şunu aldığınızda sağ tuş olarak hedef alabilirse dostlara şey yapıyor, can vermiyor, daha da can vermiyor. Ama ona gerek yok, riskli ve indirmeyesen de yine de bekleme süresine giriyor. O yüzden odak merceği ama açıldığında rezonans çok çok daha iyi. Fes de kendini bu oyuna sağdan sola ışınlıyor böyle yani. Allahu Ekber. Gördüğünüz gibi yani. Tek yapması gereken şu işte. Etrafa bak, indirebildim, kritik patladı az önce. Şimdi indiremedim. Tek yapması gereken işte o arkadaşın yapamadı. Şöyle uzunca da bırakılabiliyor, kopya bırakmak. Bak, kopya zaten onun yerine işini yapıyor diyecektim. Tabii ben öne koyduğum için kopyanın amına koydular. Bak, 5'ini indirdim. Bak, maksimum 2 tane kopya. Ne kadar bekleme süresini azalsanız da 2 kopyadan fazla koymuyor. Ama kopyaları koyuyorsun, onlar senin yerine can veriyor. O herif onu bile yapmadı bize. Resmen botlara karşı olan oyunu kaybetti. Bak, 5'ini bir indirdiğinizde şöyle 40 işareti çıkıyor. Bayağı öldürme herifi vura vura. Düşman gelsin de göstereyim. Kırdınız da aynayı. Yürü oğlum salın. Allah 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 Allah. Tabii düşmanı öldürdü bizimkine. Yürü oğlum salın. Allah 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 Allah. Ayağımıza koyacağım şimdi ha. Yürü oğlum salın. Allah 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 Allah. Bak böyle. 2 düşman varmış. Patlatıyor sağ tuşu. İllüzyonları patlatıyor yani. Yürü oğlum salın. Allah Allah Allah. Kimse yok mu şimdi? Yürü oğlum salın. Oğlum diyorum ama kızım yani. Böyle yani, F'si tek yapması gerekiyor. Ultisi de haritanın eğer isterse ucunda olun, takımınızda aktif olan herkese aynı anda can vermenize yarıyor. Amına bunun çocuğu. Kopyamı patlattı. Yürü oğlum, kızım. Ne güzel patlattın kıçında ama. Yürü kızım. Şu taşı kırın da şey alamazsın. Bayağı ittik ya. Yani çok çok kolay bir karakter ama o oyunda gördüğünüz salak işte bir altı beceremiyor. Ben ne diyeyim yani? Tek yapması gereken Yink de etrafa ama orada dediğim gibi düşmanların erişemeyeceği bir yere vermeniz lazım ama kopyalar bayağı uzaktan bile can verebiliyor. Ben öylesine birazcık sinirlendiğim için ortaya attım. Tek yapması gereken bak, uzak bir köşeye bir de basılı tutarak daha da uzakları seçebiliyorsunuz. İllüzyon atmak etrafa. Takım arkadaşlarınıza can versin. O adam onu yapmadı. Ondan sonra işte işiniz bitince kırarsınız. Olur. Yani. Ama gelin görün ki işte herkesten de tam potansiyel beklememek lazım demek ki. Gidelim. Show must go on gençler. Çok basit yani. Bunu o yüzden göstereyim. Normalde en sona bırakacaktım Yink'i. Neyse. Yürü. Ve Yink de dediğim gibi Antropus gibi zaten oyunun ana karakterlerinden. Şöyle yok mu unutayım sen. Şöyle arka arkaya koyarsınız. Ultisini de göstereyim eğer bizden biri ölecek olursa. Ben dahi takımdaki herkese 8 saniye boyunca aktif olarak saniyede 500 can veriyor. Bayağı yani herkes ölümsüz gibi. Ya ama tabii ki belli de olmaz. Kopyayı saldım. Yürü oğlum. Kızım. Tüh olmadı. Ya canım koyduğumuz anda veriyor. Ama tabii ortaya koydum ben şu an bunu. Gidip öldürebilir onu. O öldürmeden ben saldırtayım. Of, tam içinde patladı. İyi öldü o. Hele getirsene oğlum. Bak şöyle çatıya bizim adamın yanına verebilirim eğer çatışmaya gelecekse. Tek yapması gereken Yink'in bu ya. Çok basit yani.
Ama adam onu bile beceremiyor birader. Ne diyeceksin ki yani? Toynaksız mı desem, empatisiz mi desem? Nasıl oynuyorum bu oyunu desem? Oynayamıyorum daha doğrusu. Patak içinde, valla bak lan. Kopyalıyor durdu. Yani çok kolay bir şifacı ve tabii ki ben kabiliyet olarak da birazcık şu kopyaların hızlı hareket etmesini sağladım. Normalde öyle serseri mayın gibi rakibi takip etmiyorlar ama bak o ikiyi kullanıyorum mesela, elini aynadan geçiriyor. Herkese hayvan gibi can veriyor aktif olarak şu süre zarfı içinde. Bak herkes parıldıyor. Ama tabii gereksizdi, ben öylesini göstermek için bastım. Şöyle de işte deli dalan gibi bir yerden bir yere tıklandınız. Çok bir mağlası yok yani. Bu bizimki de bak manyak boşluktan ulti kullanıyor yani. Yapacak bir şey yok yani. Kırıl yavrum. Koş. Git yakalabilirim. Kızı ben fulledim ki en azından patlattığım zaman rakibi yakalasın, değilsin yani. Ama bazen de işte yetişemiyor genelde. 2 saniye içinde patlıyor. Destesini de gösterelim şu an benim kullandığım ki bu deste hemen hemen hepsine de yeterli. Ağırlıklı olarak illüzyonlara ve parçalamaya yani. Q ile sağ tuşa verdim. Özellikleri. Görev hala hasar şeyi var, onu yapacağız. Bak gel. Serise geçeceğiz, sonra Genos en son. Bak, açılan çiçek. Aynı anda her yarım saniyede yani 0,5 saniyede enerji atışları yap. 0,2 saniyede 5 kez yani saniyenin 5'te birinde 5 kez hızlıca vurarak atış başına 90 hasar ver diyor. Yani 1 saniyede hepsini tutturursan 350 hasar. Gayet güzel bir hasar. Ve odak merceği kabiliyetini de verdiğinizde eğer tutturabilirsiniz 5'inde 200 daha veriyor. 550 hasar. Çok iyi. Zaten genel olarak zayıf olan her şampiyonun 2000 canı olduğunu düşünürsek çok iyi. Parçalama işte tüm illüzyonları parçala ve onları düşmanlarını takip ederek 500 hasar vermelerini sağla, patlat diyor. İşte boyutsal bağlamda boy mekanik bir yerden bir yere ışınlıyorsun ama onda tabi çok random kullanmaman lazım. Bir anda düşmanların önünde de bulabilirsiniz kendinizi kaçayım derken. İllüzyonla işte yakındaki müttefiklere her 1,5 saniyede de 400 canı iyileştirilen bir illüzyon yarat. 2 tane yaratılabiliyor. Aldatıcı prizma da işte aynanı parçala ve 8 saniye boyunca aktif olarak devamlı tüm müttefikleri ve seni saniyede 600 canı iyileştiren bir şey yapıyor. 8 saniyede 6 tane 5 kişi hayvan gibi can. Çok kolay bir karakter yani. Benim için de en uygun dizilim bu işte. Parçalama ile verilen hasarın %39'u yani neredeyse %40'ı kadar yarısı kadar can iyileşmesi sağlar. Bizi de sonuçta her zaman bazı PvP'li oyunlarında illa yanınıza başka biri destek alacak diye bir şey yok. Tek destek kalırsınız ve sizin de can kazanmanız lazım, can almanız lazım. Diğer karakterler Furia, Genos, Ceres gibi karakterler başkalarını yenilerken kendileri de pasif olarak can alabiliyor. Ama Yink'de öyle bir şey yok. Yink'in de şeyi parçalamayla oluyor. İlla ultinin dolmasını beklemezsiniz. 2 dakikada da ulti atamayacağınıza göre. O yüzden parçalamayla vurulan hedefle işte illüzyonlarınız 3-5 kişiye gidip patlatırsa canınızı fullersiniz. Ondan sonra takip dediğim gibi fulledim ben. Parçalama sırasında illüzyon düşmanları takip etmek için %40 daha hızlı hareket ediyor. Mis. O yüzden deli dana gibi dolanıyorlar etrafta. Ondan sonra illüzyonların süresini 3 saniye arttırıyoruz. İllüzyonlar normalde Q'lar yani yok edilmeleri dışında random olarak 5 saniye kalıyorlar haritada. Ama ben onu 8 saniye çıkardım. Eğer düzgün bir konuma yerleştirir ve düşmanlar onları görmezse 8 saniye boyunca can verecekler. Mis. İllüzyonların da canı var sonuçta. Onları da 200 arttırdım. İllüzyonların canı 1000 falan zaten. 1200'e çıkarttım. Çok bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Ve tabii ki klasik ama bunda farklı bir saf dışı bırakma var genel olarak diye. Bir saf dışı bırakma yaptıktan sonra 2 saniye boyunca aktif bekleme sürelerini azalt diyor. Bunda öyle bir yola gitmiş. En iyisi bence bu Yink için. Bütün kartlarına uygun ama dediğim gibi burada kabiliyetler arasında kullanabilecek en mantıklısı hedeflemenize, nişan almanıza güveniyorsanız kendinize hasar yönünden de odak merceği güzel. Normal saldırınızda 350 artı 200 daha vurabilirsiniz. Hayat takası yine yani nişanlamanıza güveniyorsanız ve bakın gördüğünüz gibi anan 700 can iyileştirir. Fakat illüzyonları patlatmaz diyor. İllüzyonlarınız artık patlama kamikaze dalışı yapmıyor. O yüzden onu da risk almanız lazım. Hedefi nişan vermiş. Hayat takısı bence buradaki en kötü. Üçüncü seçilecek olan kabiliyet. Rezonans bence en ideali. Birçok kişi de zaten rezonans kullanıyor. Bir illüzyon öldürülür ya da ben yok edersem, kendi düşman öldürür veya ben yok edersem ekstradan 500 patlama daha yapıyor. Mis. Güm. Yani daha ne olacak? Evet arkadaşlar, Yink karakteri de böyleydi. Çok çok basit bir karakter. O iki video önceki, iki oyun önceki arkadaşı ben tebrik ediyorum. Alkışlıyorum buradan. Elini ayağını sokayım senin birader. Neyse, Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtımına daha görüşmek üzere. Zaten şu an gösterdiğim gibi arka arkaya çekiyorum. Ceres ve şu an Genos'tan sonra da elimde aktif olan karakter kalmıyor. Zamanla şu an puanım var, param var oyun içi ama
alım yaptığımda veya rotasyona geldiğimde geri kalanları da tamamlayacağız. 47 tane şampiyon var şu an için gözüken. 47 şampiyonun da teker teker hepsinin birer defa olmak kaydıyla oynanış ve destek dizimlerine en uygun şekillerini yapacağız. Sonrasında Paladins ile alakalı oynama serimiz gelir mi bilmiyorum. Online oyunlara fazla önem göstermiyorum biliyorsunuz son zamanlarda özellikle. Neyse, yanlış çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanal alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.